Çok kıymetli sektör temsilcilerimiz ve çok saygıdeğer üyelerimiz. Bugün yine bir sektör konuşuyor programında sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Rulman sektörünün duayeni Sayın Harun Adıgüzel. Eymak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi Denetim Kurulu üyemiz. Bugün kendisiyle Rulman'ın önemini, Türkiye'de Rulman sanayinin durumunu, Türkiye'de ve dünyada Rulman yatırımların konusunda şimdiye kadar neler yaptılar, başarı hikayelerini ve gelecek projelerini konuşacağız. Konuşmamız sırasında merak ettiğiniz hususları ve sorularınızı mesajla bize iletebilirseniz bunları programda cevaplandırmaya çalışacağız. Güzel bir söyleşi olması dileklerimle tekrar hoş geldiniz diyerek programa başlıyorum. Harun Bey, Sektör Konuşuyor programına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Rulman'ın duayeni olarak kabul ediyoruz sizi. Rulman'ın duayeni olarak Rulman nedir? Rulman sanayi de niye çok önemli? Rulman olmazsa ne olurdu? Sanayinin durumu ne olurdu? Türkiye'de Rulman sanayi ne durumdadır? Nasıl kuruldu? Sizin daha önce Orta Doğu Rulman sanayinde başlayan Romanya'da, Macaristan'da, Eskişehir'de, Düzce'de bir sürü yatırımlarınız oldu. Güzel başarı hikayeniz var. Eymak ve Dastagel Rulman Sanayi nasıl kuruldu bu bağlamda? Şimdi üretim sektöründe hangi sektörlere daha çok yöneliyorsunuz? Hangi sektörlere daha çok faaliyet gösteriyorsunuz? Sektörlere göre yatırımlarınız nasıl değişiyor? Eymak Grup Türkiye'de bir başarı örneği olarak verebiliyoruz. Başarınızın sırrı nedir? Yani bu duruma nasıl geldiniz? En son da yatırımcılara tavsiyelerinizi isteyeceğim Harun Bey. Bir Rulman'da duayen olarak, yani öyle görüyorum ben sizi, Türkiye'de Rulman sanayinin duayeni olarak bu başarı hikayenizi, Türkiye'de 3 fabrika kuruldu Rulman sanayinde, 3'ünün de içinde bulundunuz, yönetiminde bulundunuz, sonra kendiniz fabrikalar kurdunuz, daha sonra yurt dışına açıldınız. Tüm bu başarı hikayenizi anlatabilirseniz çok seviniriz. Arada gelen sorularda ben not alacağım, size tekrar yönlendireceğim. Peki. Şimdi Rulman çok ilginç bir makine elemanı. Bunun bir mucidi var. Leonardo da Vinci. Yani bundan 500 sene önce düşünüyor ve uçmayı hedefliyor. Bunun için bir helikopter yapmayı kafasına koyuyor. Ve bununla ilgili olarak bunu nasıl uçururum diye tam 2 yıl her şeyi bırakıyor. Ve bu pervaneyi nasıl gönderir ve nasıl uçarım üzerine çalışıyor. Ve 2 yıl sonra rulmanı buluyor, keşfediyor. Bunu ahşaptan yapıyor. Gerçi uçmaya ömrü yetmiyor. Çok erken öldü biliyorsunuz. Ama onun sayesinde rulman sektörü gelişiyor. Ben şimdi şunu söyleyebilirim size. Tekerden sonra insanlık aleminin en önemli buluşlarından birisi olarak söylüyorum. Çünkü tekerle bulunduktan sonra sürtünmeden kurtuldu ve hareket kabiliyeti arttı. Rulman da aynen bunun gibidir. Yani dönen her yerde, aklınıza gelebilecek her yerde, yani kolunuzdaki saatten, arabanızdan, uçağınızdan, tankınızdan, treninizden, aklınıza gelebilecek nerede bir yer varsa orada rulman vardır. Rulman hareketi ve enerji iletir. Dolayısıyla çok kritik bir üründür. Belki bugün itibariyle dünyada bilime ulaşmak, ilme ulaşmak, efendime söyleyeyim, üretim şartları daha iyi gelişti. Rulman bugün Çin'de de yapılıyor. Hindistan'da da yapılıyor ama bu 500 senelik serüvende düşünün. Son birkaç yıla kadar yani 15-20 yıla kadar dünyanın en kritik ürünlerinden birisiydi. Çünkü katma değeri yüksek. Nasıl katma değeri yüksek? 1 kilo çeliği alıyorsunuz 1 dolara. Rulman haline getiriyorsunuz. Ortalama 50 dolara satıyorsunuz. Bazen 100 dolara, bazen 1000 dolara. Yani özelliğine göre. Dolayısıyla yani siz 1 kilo pamuktan iplik yapıp satarsanız belki 2 katı, 3 katı para kazanırsınız. Ama rulman da öyle değil. 50 katı, 100 katı para kazanıyorsunuz. Kazanıyoruz derken yani bir teknolojik ürün üretiyorsunuz. İlla bunu kazanıyorsunuz manasına söylemiyorum. Yani o ülkede kalıyor. Üretimin değeri, katma değeri üretilen ülkede kalıyor. Onun için de Batılılar bunu hep böyle gizli bir sektör olarak bugüne kadar o güne kadar yani 15-20 seneye kadar bu şekilde getirmişler. Yani biz ilk Türkiye'de Rulman fabrikası kurulduğu zaman, kurulma başlangıcında
tezgah makine bile satmıyordu Türkiye batılı ülkeler. Ancak hazinenin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantisiyle Türkiye'ye tezgah satıyorlardı. Çünkü başka ülkelere, üçüncü ülkelere gider diye korkuyorlardı. Eğer Türkiye'ye bunu gönderirler, üretim durursa bu tezgahı tekrar geri vermek şartıyla ve hazinenin garantisiyle tezgah satıyordu. Bugün bunlar tabii yok. Daha kolay her şeye ulaşmak, bilgiye ulaşmak, teknolojiye ulaşmak ama o günler öyleydi. Onun için de ülkelerin birçoğunda güç odağı olmuşlar. Yani bazı ülkelerde belki hükümetlerin bile değişmesine sebep olabilecek ambargolar uygulamışlar. Yani vermeyince size Rumman vermezse ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Hatırlıyorum 1985-86 yıllarında ilk Rumman fabrikası kurulduğunda Eskişehir Hava Üst Komutanı gelmişti. Elinde küçücük bir Rumman vardı. Dedi ki bu Rumman'ı yapar mısınız? Kaç tane? 1000 tane. Ya 1000 tane için bu yapılmaz ama nedir bu falan dedik. Dedi ki bunlar dedi işte Kıbrıs çatışmasında ambargo vardı. Bize ambargo koydular ve o ambargo nedeniyle Türkiye'ye bunu alamıyoruz. Alamayınca uçak uçmuyor. Küçücük bir Rumman yani şöyle küçücük. Yani şu kadar bir Rumman. Dolayısıyla elinizde bu yoksa o zaman hiçbir şeyiniz hareket ettiremediğiniz dönemler vardı. İşte onun için de çok kritik bir malzeme, aynı zamanda stratejik bir malzeme. Yani devletin ve milletin geleceğiyle ilgili de yatırım yapacaksanız bunun ihtiyacı var. Diyelim ki Türkiye ne düşünüyor? Otomotiv düşünüyor değil mi? Yani şimdi diyor ki biz kendi aracımızı kendimiz yapalım. Tamam, rulman, önce rulman. Yani onun dışındaki bir sürü parçayı da yapmanız gerekiyor ama önce rulmanı yapmanız lazım. Yıllar önceydi. Yine bu Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'dı. Bir toplantıda kendi aracımızı yapalım diye bir şeyde bulunmuştu. İş adamlarının olduğu bir toplantıda. Ve orada birisi, ünlü iş adamlarımızdan birisi kalkıp demişti ki rulman bile yapamıyoruz ki nasıl araç yapacağız? %100 Türk malı diye konuşmuştu. Onun üzerine ben de kalkıp evet biz rulman üretiyoruz. Hatta 1986'dan beri üretiyoruz diye bir programda söylemiştim. Şimdi rulman önemli. Rulman olmadan olmaz. Ama maalesef Türkiye'de 1985-86'dan itibaren rulman üretilmeye başlandı. Çok geç kalındı. Gerçi gizli olduğu için ve teknolojiyi ülkemize vermedikleri için bu gecikme oldu ama biraz kapital sahibi olan yani biraz birikmiş parası olan insanların da daha sonra bu rulman işine girmeleri gerekiyordu. Maalesef girilmedi. Tabii zor iş. Yani yüksek teknoloji isteyen bir iş. Sermaye isteyen bir iş. Yetişmiş insan isteyen bir iş. Bundan dolayı da insanlar yani yatırımcılar daha kolay işlere özellikle de son 15-20 yıldır veya 25 yıldır bu rant ekonomisine doğru yöneldiler. Yani üretmek yerine daha kolay ve daha çok para kazanma yöntemi oluştu. Dolayısıyla bu rant ekonomisi de üretimin önüne geçmiş oldu. Şimdi bizim grubumuzda yani benim bir geçmişim var. Yani 45 yıla yakın bir rulman işiyle uğraşıyorum. İşim bu benim. Kendi şirketimizi kurduk. 1996 yılında kurduk kendi şirketimizi. Daha sonra işte Romanya'da bir özelleştirme oldu. Oraya katıldık. Aldık orayı. Satın aldık orayı. Ve onun üzerine bir grup olarak yani Türkiye'deki grup olarak onun yönetim kurulu başkan vekiliyle ve CEO'nu yaptım 12 sene. Sonra Türkiye'deki ikinci fabrikayı kurduk. Hem oranın ortağıydım hem yönetim kurulu başkanıydım. Daha sonra Macaristan'da bir yer aldık. Yine oranın yönetim kurulu başkanı ve CEO'nu yaptım. Daha sonra Hindistan'da bir fabrika kurduk. Daha ülkelerde de var. Yani başka ülkelerde de kendi adıma yaptığım işler var. Dolayısıyla 2014 yılında da bu Eskişehir'de içinde bulunduğumuz yeri aldım. Arsayı aldım ve fabrikayı kurduk. 2015 yılından ortasına itibaren de üretmeye başladık. Yani rulman ilk üretimimizi öyle yaptık. Ve dolayısıyla 5 yıla yaklaşan 5 yıl civarında bir bu fabrika, içinde bulunduğumuz fabrika çalışıyor. Şimdi dünyada da birçok yerde iş yaptık. Yani yapılıyor, iş yapılıyor ama
şunu açıkça anlatmak lazım insanlara. Bağlantı koptu mu? Sesim geliyor mu? Geliyor Harun. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor tamam. Sesiniz geliyor. Geliyor mu? Tamam. Geliyor. Şimdi ülkemizde şöyle bir durum var. Son dönemlerde insanlar bir miktar sermaye birikimi oldu yani var. Çok yok ama var. Maalesef bizim tabii cumhuriyetimizi kurduğumuzdan itibaren bir savaşlardan çıkmışız. İşte sermaye birikimimiz olmamış, tecrübe birikimimiz olmamış. İnsan yetiştirmekte üniversitelerimiz dünya ile yarışır halde olmadığı için. Yani bir sıkıntılı dönem olmuş. Ama son işte 40-50 yıldır bir sermaye birikimi olmaya başladı. Ama onlar da dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi genelde daha çok hizmet sektörüne yani bankacılık gibi işte parakende gibi işte inşaat gibi o tür sektörle sigortacılık gibi sektörlerde daha çok değerlendirilmiş bu sermaye birikimi. Bunun için sermaye şeyin yani endüstriyel ürün üretmek için yani yüksek teknolojik ürün üretmek için özel bir yasa çıkartmak gerekiyor veya destek gerekiyor. Yani dünyada birçok bunun örnekleri var. Bankalar siz projenizi bankalara verirsiniz. Bankalar sizin projenizi değerlendirir. Bunun yapılabilir olduğunu ve ülke için önemli olduğuna karar verir. Sizin bir ortağınız gibi olur. Yani sizi denetler ve gerekirse ortak olur, hisseniz olur ve dolayısıyla bir ortak iş yapılma imkanı doğar. Bizde öyle olmuyor. Bizde ne oluyor? Bankalar bir ipotek alıyor veya işte birisinin veya birilerinin kefaletiyle veya birinin işte bu adama verin diye bir referansıyla diyelim kredi veriliyor. Dolayısıyla banka onun dışında hiçbir şeye karışmıyor. Yani alacağı faize ve şeye bakıyor. Yani geri alabilir mi alamam mı bir kısmı zaten alamıyor biliyorsunuz. Yani gidiyor. Dolayısıyla bu yapı içinde yatırım yapmak, özellikle teknolojik yatırım yapmak. Çünkü uzun vadeli bir iş teknoloji. Hemen paraya çevrilecek bir iş değil. Buna çok şey olmuyor. Yani verimli olmuyor. Yani çünkü sermaye yok Türkiye'de. Olmayan ses geliyor mu? Siz devam edin. Şimdi sesim geliyor değil mi? Harun Bey biz seste kopma oldu da şimdi devam edebiliriz. Nerede kaldın? Nerede koptu? Şimdi sermayede kalmıştım hocam. Sermaye. Evet sermaye olmadığı için yatırım yapmak ancak borçlanmayla oluyor. Yani bir miktar öz sermaye de olsa sonuçta borçlanma ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla da fikriniz istediğiniz kadar fikriniz, ilminiz olsun. Sonuçta gidip bir yerden borç almak zorundasınız. O da banka oluyor. Bankalarda da böyle dediğim gibi bir projeye verilmediği için kredi sonuçta çok yatırım zor oluyor. Yani zor bir dönemden geçmek gerekiyor. Onun için de dünyada bunun örnekleri var. Yani bir programa katılmıştım yıllar önce. Yani ileride mi de birkaç yıl önce bir televizyon programına katılmıştım. Bir ülkenin
Büyükelçiliği orada beni görmüş ve daha ertesi gün benimle konuşmak istedi. Buluştuk. Anlattı. Dedi ki ya gelin bizim ülkemizde biz size arsa verelim. Efendime söyleyeyim. Sermaye verelim. Veya bina verelim. Hatta vergiyi bile siz vergi dairesi başkanıyla sizi görüştürelim müdürle. Siz kaç yıl sonra, 5 yıl sonra mı, 10 yıl sonra mı vergi vereceksiniz, vermek istiyorsunuz projenize göre? Ve yüzde kaç vermek istiyorsunuz? Verginizi bile sizinle konuşturabiliriz gibi bir şey söyledi. Yani dünya sermayeyi çekmek için o kadar çok alternatifler ve imkanlar sunuyor ki. Böyle bir durumda Türkiye'ye sermayenin gelebilmesi için altyapının uygun olması lazım. Nedir bunlar? Bir, işte sermaye dediğim gibi bankalarla olan için. İki, yetişmiş insan gücü. Üç, adam buraya parayı getirdiği zaman, sermaye getirdiği zaman bundan emin olması gerekiyor. Yani istediği zaman bu paranın hukukun şeyi altında olduğunu, güvencesi altında, adaletin güvencesi altında olduğundan emin olmak istiyor. Yani dolayısıyla da adalet istiyor, hukuk olmasını istiyor, güvenilir olmasını istiyor, can güvenliğinin olmasını istiyor, işte mal güvenliğinin olmasını istiyor. Biraz böyle gelen sermaye çok ürkek sermayedir. Dünyanın her yerinde böyledir. Yani hani derler ya, sermaye ürkek bir kuş gibidir. Dala gelir konar, eğer onu ürkütürseniz bir daha kaçar gider, bir daha geri gelmez diye bir şey vardır. Sermaye o kadar ürkektir yani. Kendisini güvende hissedeceği yerlere gelir. Ha, gelir mi? O bize gelir mi? Gelir. Ama nasıl gelir? Dünyada X faiz varken siz %15-20 dolar bazında 30 neyse yani getirecek şekilde risk alacak ama çok para kazanacak insanlar da var. Sermaye de var yeryüzünde gezen. Onlar gelir. Onlar da bir gün gelir ama yatırım yapmaz. Hissesini satar yarın ertesi gün. Onun için bizim gerçekten Türkiye'nin, ülkemizin yatırımcıya ihtiyacı var. Kalkınmamız, gelişmemiz, refah seviyemizin artması, bütün bunlar yüksek tabii sermaye önemli bu durumda. Yani yurt dışı sermaye ancak güvenilir bir ortam bulduğu zaman ülkeye giriş yapar ve bunun çok uzun sürede olduğunu bilmesi lazım. Ona göre yatırım yapıyorlar. Şu anda Türkiye yatırım almaya başladı. Çoktan beri. Evet, 10-15 yıldır yatırım geliyor ama şu anda tekrar yatırım gelmesi için ekonomik girişimler başladı. İlhan Bey, şimdi geliyor gelen mu? Yatırımlar evet. Şimdi gelen yatırım dedikleri sermayenin gelmesi sıcak para gelir gider, ona bir şey demiyorum ben. Sermaye benim kastettiğim üretim yapacak, yüksek ve orta teknolojik ürün üretecek yatırımlardan bahsediyorum. Sermaye dediğim o. Yok da evet. Yani adam gelir, arsa alır, işte Katar sermayesi gelir, şu gelir, bu gelir. Yani onlara bir şey demiyorum. Onlar teknolojik abi, olması lazım. Yani yoksa öbür sermayenin bize ne faydası olacak? Ancak katma değer yaratacak. Aynen. Yatırım lazım. Bunun altyapısını oluşturmak lazım. Şimdi bakınız, son dönemlerde bir pandemi yaşadık. Yani son bir yıldır özellikle pandemi yaşıyoruz. Son bir yıldır özellikle pandemi yaşıyoruz. Ve bundan önce de biraz süren şey vardı. Kriz demeyeyim de ekonomik sıkıntılar vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu, ülkemizin içinde bulunduğu şu durumda hakikaten ciddi bir sıkıntı ya sıkışmışlık var. Evet. Biz şimdi ne yaptık? İşte devlet dedi ki 250 milyar, 300 milyar neyse KGF garantili kredi vermek istedi ki insanlar rahatlasın. Yani içinde bulundukları ekonomik krizden bir nevi rahatlasın diye kredi vermek istedi. Verdi daha sözü KGV kredi. Ama bu bankalar maalesef bunları ihtiyacı olan, yatırım yapan, üretim yapan kişilerden daha ziyade belki yanlış bir cümle kullanmıyorum, kendilerine yakın olanlar diyeyim. Veya garanti, yani adamın ihtiyacı yok
Adama zorla kredi verdiler çünkü %6,5-7 yani faiziyle. Yani gerçek faizin 15-20 olduğu bir dönemde %6-7 ile insanların bazılarına kredi verdiler. Yani zorla verdiler bunu. Niye? Çünkü al dediler. Yani adamın ihtiyacı yok. Adam da ne yaptı? Gitti. İnsanlar ne yaptı? Gitti. Döviz aldılar. Döviz birdenbire fırladı. Veya altın aldı. Veya gitti araba aldı. Araba bulunuyordu piyasada. Halbuki ne olmalıydı bu? Ne olmalıydı? Bu paralar, evet, bu imkanlar, kıt kaynaklarla elde ettiğimiz bu kaynakların gerçek üretim yapan, orta ve yüksek teknolojik ürün üreten firmalara destek olmalıydı. Onların zora girmesini önlemeliydi. Bugün şirketlerin, evet, büyük bir kısmı böyle bir sıkıntı içinde. Hala da sıkıntı. Ne oluyor? 6 ay mesela faizleri, banka kredilerini erteledik veya vergi. 6 ay sonra ne olacak? Yarını görebiliyor musun? Yani yarını ben görebiliyor muyum? Yani ben yatırımcıyım. İnanın ben yarın ne olacağını bilmiyorum. Döviz kaçta olacak bilmiyorum. Ben şimdi nasıl bir Almanya'da veya işte atıyorum Hollanda'da, Avrupa'da veya Amerika'da üretim yapan rulmancıyla ben nasıl rekabet edeceğim? Etmem mümkün mü? Değil. Evet. Nasıl değil? Çünkü adam zaten sıfır faiz. Yani adam %yarım faizle bankalar destekliyor, projeyi destekliyor oralarda. Yani %1 veriyor. Yıllık %1. Ben ne yapıyorum? Gidiyorum şu anda %25. TL bazında %25. 22, 23, 24 şirketin durumuna göre en az %22. Ben %22, evet, yani 25 ile kredi alacağım. İş yapacağım, para kazanacağım, ödeyeceğim. Bu bir. Mümkün değil. Yani o kadar karlı, %100 karla satmam lazım. İki, ya ben ham madde, yani Türkiye'nin içinde üretilmediği için ham madde, ihracatımızın %70'i ithale bağlı. Doğru mu? Evet. İthal ediyoruz yani. Ham maddeyi. Burada getirip üretip veya dahilde işlem nezdinde üretip tekrar ihraç devresi gidiyoruz veya içeriye satıyoruz. Normal katı ithalat yaptıysak. Ne yapıyorum? Ben dolarla malzeme alıyorum. TL ile satıyorum. 3-4 ay sonra da parayı alıyorum. Benim aldığım para 100 dolar mal satmışım. 50 dolar ediyor bu sefer. Ben şimdi bu şekilde nasıl rekabet edeceğim? Edemem. Üretim yapamam. O zaman sen bu ülkede rulman gibi kritik bir ürünü ve stratejik bir ürünü, otomobil yapmak istiyorsak, tank yapmak istiyorsak, uçak yapmak istiyorsak, rulmanı gibi, bu ben kendim için söylemiyorum, bizim gibi yüksek ve orta teknolojik ürünleri desteklemek zorundayız. Onlar yaşamalı. Burada maliyet önemli değil. Bunun için de bir planlama yapmak lazım. Doğru firmalara destekleyip üretimi arttırmamız lazım. Bizim daha 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane rulman fabrikasına ihtiyacımız var. Çünkü bizim çevremizde hiçbir ülkede rulman üretilmiyor. Ne Balkanlarda, ne Rusya'da, Rusya Türk Cumhuriyetlerine, ne aşağıda Afrika'da, ne Orta Asya'da, ne MENA bölgesinde. Orta Doğu'da yok. Bizim böyle bir fırsatımız var. Keşke burada insanlar gelse, yatırım yapsa da burası bir rulman cenneti olsa ve bunun etrafında bir yapı olursa, yani ne olsa, bir kafes üreten firmalar olsa, tane bilya üretenler olsa, yani buradaki rulman fabrikaları yan sanayi kullanabilseler. Ama hangi alanlarda rulmana ihtiyacımız var Harun Bey? Yani şu her anda 15... alan, her alanda var. Yani dediğim gibi yeterli değil o zaman, değil mi şu anki? Yok değil. Zaten rulman üretimi. Yıllık rulman pazarı 1.1 milyar dolar civarındadır. Bu bazen %3-5 artar, bazen %3-5 artar ama 1 milyar 100 milyon euro diyelim, dolar diyelim. Türkiye'deki, evet, rulman fabrikaların toplamı 250-300 milyon dolar yapar. Yani, evet, %25-30'u ancak Türkiye'de yapılıyor. Geri kalan ithal ediliyor, ithale bağlı. Ben onu alacaktım, kesildi. Ya en kolay iş alıp satmak. Adam alıp satıyor. Hiçbir şey üretmiyor. Harun Bey, biz şu anda hani sektör olarak ve kümelenme olarak yerli ve milli üretimden yanayız. Yani alıp satma değil, üreteceğiz, ürettiğimizi satacağız. Yani şu anda Türkiye'nin tek kurtuluş yolu üretmek. Çin şimdi, çok güzel bir model var. Çin tamamen üretim yapısıyla, devlet desteğiyle büyüdü. Şu anda dünyada ikinci ekonomi oldu. Birinci ekonomi olmak için de şu anda 2-3 senesi kaldı. Dolayısıyla da şu anda dikkat çekmeye başladı.
Yani ben de böyle bir üretim ekonomisi. Evet. Çin'le ilgili de bir iki şey söylemek isterim. Ben aynı zamanda Ruman İmalatçıları Derneği Başkanlığı'nı yapıyorum. Çin'de 10 bine yakın Ruman fabrikası var. Oradaki dernek başkanıyla bundan birkaç sene önce bir görüşme yapmıştım, toplantı yapmıştık. Çin Ruman Üreticileri Derneği Başkanı'yla. O yer resmidir orada. Bizimki gibi dernek değil de yer resmidir, devlete bağlıdır. Adam dedi ki 10 bin tane Ruman fabrikamız var, şeyler hariç. Yani orada böyle küçük küçük oralara deklar edilmemiş evinde adam yalnızca kafes yapıyor evinin altında mesela. Onlar hariç, onlar demiyorum. Yani gerçek deklar edilmiş, ruhsat verilmiş 10 bin fabrika var. Bunun çevresinde bütün o çelik üreticileri, bilye üreticileri her türlü yan sanayi oluşuyor. Şimdi ama orada devlet sıfır faizle bu Ruman fabrikalarını 10 yıl vadeli sıfır faiz. Ondan sonra ödemeye başlıyorsun. Hiç vergi yok. Bunları böyle destekleyerek Ruman fabrikası, Ruman üretmeye başladı Çin. Yani öyle tesadüfen benim gibi, sizin gibi insanlar gidip de orada Ruman fabrikası kurmadı. Bunları devlet planlı bir şekilde yaptı. Hatta kullandıkları çeliğin yıllık aldı. Yani çelikleri soruyor. 2021 yılında kaç ton çelik kullanacaksın? Şu kadar ton kullanacağım. Sen tamam. Topluyor bunları. Gidiyor çelik fabrikalarına toplu olarak yurt dışından da alacaksa toplu olarak devlet çeliği alıyor. Bunlara subvanseli veriyor. Yani çeliğin kilosu diyorum ki 1,5 dolar. Bunlara 30 sente veriyor. Niye? Çünkü ihracat yapıyor adam. İhracat yapacak, üretecek. Dünyaya satacak. Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Mesela bizim Arus diye bir grubumuz var değil mi? Yani şeyimiz evet. Var. Osso diye de var. Evet. İş makineleri, iş makineleri var. Haberleşme teknolojileri var. Enerji var. Evet. Aynen öyle. Sizin, ben sizi ve şeyin Osso'nun üyesiyim. Sizin yani İlhan Bey sizin ve şahsınızda ve Halil Toker Bey'in şahsında size teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü siz gerçekten canla başla böyle mücadele ediyorsunuz. Yani şeyinizi de görüyorum aslında. Bu mücadele şeyinizi de görüyorum ya. Bıkmadan, usanmadan mücadele ediyorsunuz. Biz de Halil Bey mesela bize çok ısrar etti. Sanki benim işimi benden daha çok düşünüyormuş gibi. Düşünüyormuş gibi. Herhalde düşünüyor herhalde. Türk Hava Yolları'nın teknik servisine hizmet vermeye bizi yönlendirdi. Savunma sanayine bizi yönlendirdi. Efendim havacılık sektörüne yönlendirdi. Şimdi onların ellerinde çok özel, özellikle savunma sanayi için çok özel rulmanlar var. Bunlar biraz böyle özel rulmanlar. Diyelim ki çeliği, malzemesi M50 diye bir çelik. Özellikle havacılık sektöründe kullanılıyor. Bunu rulmanı ben yapıyorum ama malzemeyi bulamıyorum. Yani malzeme Amerikan malzemesi. Amerika'da başka yerde yok. Adamlar bu malzemeyi satmıyorlar. Ambargolu ürün bu. Ambargolu ürün olduğu için ben de alamıyorum ve üretemediğim için de mecburen siz uçak yapmak istiyorsunuz veya işte helikopter yapmak istiyorsunuz ama rulmanını bulamıyorsunuz. Rulmanı mecbur onlardan almak zorundasınız. Ya da vermiyor, satmıyor. Vermediği için üretemiyorsun. Şimdi Halil Bey sağ olsun çok uğraştı. Ve bize bu malzemeyi biz bulduk. Yani beraber bulduk. İnşallah örneklerini de yaptık. Bazı savunma sanayi firmalarının örneklerini de yaptık. Vermeye de başladık bazılarını. Şimdi böylece miktarları az bunların. Ama bu bir milli meseledir. Eğer bu olmazsa sizin uçağınız uçmayacak. Uçak yapamayacaksınız. O zaman yine ben dönüyorum, dolaşıyorum. Diyorum ki devletimize devletim, bak burada maliyet önemli değil. 1.000 tane üreteceğiz bundan. 1.000 tane dediğin yani çok pahalıya mal olur. Bunu yatırım yapmak zor olur. Biz gel iş birliği yapalım. Yani birlikte bunu yapalım. Nasıl yapalım? Yani tezgah mı alınacak? İşte malzeme mi yapılacak, bulunacak? Birlikte projelendirelim ve birlikte yapalım. Yoksa yalnızca girişimci bunun altından kalkamaz. Dünyada böyledir bu. Dünyada bunun maliyeti düşmüyor. Yani Ruman ne olacak? Yani Ruman dediğin şey bitmiş ürün içinde imal edilebilecek seviyede bir şeydir ama kritik bir malzemedir. Olmuyor mu? Olmuyor. Paraya bakınca çok stratejik. Çok stratejik. Evet. Ama şey değil. Yani uçağın içindeki Ruman
%1'dir, %2'dir bilemiyorum. %3'tür en fazla. Yani çok ama fazla uç- ama o da olmuyor. Ama olmuyor. Uçak uçmaz zaten. Uçmuyor. Onun için evet. De ne yapmamız lazım? Diyeceğiz ki biz devletimiz, devlet bize diyecek ki veya biz diyeceğiz ki gelin biz birlikte proje yapalım. Birlikte evet. Bunları yapalım. Burada maliyet önemli değil. Para da önemli değil. Yani evet. Ama önemli olan bağımsız olmak. Hür olmak. Bunun iyi günü var, kötü günü var. Savaşı var, barışı var. Daha önce yaşadık dediğim gibi Kıbrıs meselesinde işte maalesef uçaklarımız kalkmadı. Ruman olmadığı için. Veya bir başka parça olmadığı için. Onun için evet. Biz bunları bileceğiz ve bu tür yatırım yapanları destekleyeceğiz. Yapılmış olanları elinden tutacağız. Yapacak olanlara gel diyeceğiz ya kapımız açık. Ne istiyorsan yap ya. Yeter ki sen üret burada. Bunu yapmamız lazım. Para mı para. Adam mı adam. Yani kendi insanımız çalışacak. Çünkü insanlarımız da yetişecek. Eğer siz rulman üreten bir fabrikada çalışanınız yoksa, rulman üretmiyorsanız sıfırdan rulman üretecek adamı nereden bulacaksınız? 3 tane, 5 tane ithal edersiniz. Ama bu ülkede üreteceksiniz. İnsana ihtiyacınız var. Yetişmiş insana ihtiyacınız var. Ben çok şaşırmıştım. Evet. İlhan Bey, Romanya'ya ilk gittiğimde 1998'de gittiğimde Yaş Üniversitesi'nde rulman mühendisliği bölüm vardı ya. Allah Allah dedim ya. Evet. Yani Türkiye'de rulmanı biz bilmiyorduk. İşte makine mühendisiyiz. Ben de makine mühendisiyim. Makine elemanları dersinde belki 2 saat hoca anlatır, şeklini gösterir. Ama Romanya'da bile, o komünist ülkede bile rulman mühendisliği bölümü vardı. Bu kadar kritikti. Onlar onu öyle yetiştiriyordu. Şimdi biz de, bizim de yetişmemiz lazım. Burası bizim gibi şeyler yani. Türkiye'de 3 rulman fabrikası var ama bunlar okul gibi olmalı. Yani hassas iş yapacağını bilmeli. Bir erkek saçı biliyorsunuz 60 mikrondur. Kadın saçı 40 mikrondur. Siz %1 mikron iş yapacaksınız. Yani erkek saçın 600'de 1'i hassasiyetinde çeliğe şekil vereceksiniz. Bunu yapmak evet. Da bir iş. Bunu yapmak da bir ustalık isteyen bir iş. Bunun için evet. Yetişmiş insanım var. Bunun için evet. Mühendisliğe ihtiyacım var. Şimdi biraz önce dedim ya, işte dünyada artık rulman her yerde üretilir hale geldi. Yani Çin'de de üretiliyor. Ama şimdi şekil değişti. Nasıl şekil değişti? Standart rulmandan herkes çıkıyor. Daha özel rulman mühendisliğe ihtiyaç var. Efendim, Ar-Ge'ye ihtiyaç var. Çok özel yeni tipler, yeni malzeme, yeni ürünler, işte rulmanın da şekli değişiyor. Bunları yapabilecek mühendisin olması lazım. Ar-Ge olması lazım. Yani işte biz şimdi aşağıda bizim Ar-Ge bölümümüz var. Bor ile nasıl rulmanı daha hassas, daha sessiz ve daha uzun ömürlü yaparız? Onun araştırmasını yapıyoruz. Bugün evet. Yarın o gelecek. Ne olacak o zaman? Çin'den bir adım öne geçeceksin. Veya rakiplerinden bir adım daha öne geçmen lazım. Yani bunun için kenarına bir şey yapıyor, şekline bir şey yapıyor, yeni ürünler yapıyor. Mühendislik böyle bir şey. O mühendisliği satmamız lazım. Ama önce sanayi kuracaksın. Sanayi yok ki. Yani bunun altyapının olması lazım ki onun üzerinde yürümen gerekir. Onun için de rulman veya rulman gibi ürünler bu ülkenin kaderini tayin eder. Evet. Yani kaderini tayin eder. Dediğim gibi yani bugün savunma sanayi firmalarımız sağ olsunlar son 10-15 yıldır bayağı çok ilerleme kaydettik. İyi gidiyor ama bazı ürünleri yapmamız lazım. Olmuyor. Yani vermiyorlar. Evet. Veremezler. Ambargolu bunlar. Adı ambargo olmasa bile gizli ambargo. Yani alamazsın. Satmaz. Evet. Yani resmi olmasa bile satmaz. Çünkü seni yapmanı istemez. Nasıl işte bir İHA'larda Kanada ambargoydu. Öteki ambargo. Niye? Yapmanı istemiyor adam. Çünkü sen sonuçta bir şey yapacaksın. Dolayısıyla kendin üretmen lazım. Kendimizin üretmesi lazım. Şeyimiz bu. Durumumuz bu. Harun Bey, siz başarı hikayesi olarak Türkiye'de başladınız 85'li yıllarda. 85-86 yıllarında rulman sanayine başladınız. Şu anda Türkiye'de 3 tane rulman fabrikası var değil mi? Doğru. Bunlar ama Türkiye için yeterli değil. Bunun sayısını da artırmamız lazım. Bunların alanını da artırmamız lazım. Belki nano boyuta inecek kadar küçülmesi lazım ve katma değeri yüksek ürünler üretip bizim bunları bir de ihraç ediyor olmamız lazım. Dolayısıyla bu tür yatırımlar gerekiyor şu anda geleceğe yönelik olarak. Değil mi? Şimdi şöyle İlhan Bey, 2-3 tane konu var. Bir, Türkiye'de ürettiğimiz ürünler belli seller. Yani birinci en büyük rulman fabrikası biliyorsunuz ilk rulman fabrikası.
O bilyalı Rulman biraz da konik Rulman üretiyor ama diğerleri de bilyalı ve konik üretiyor. Biz yani Dastagi olarak ise biz biraz daha seri üretimin dışında özel Rulmanlara doğru yöneldik. Yani çünkü Rulman'ın 6205 dediğimiz zaman, tipini belirlediğimiz zaman bu her yerde aynı. Çin de üretiyor bunu. İyisi de var, kötüsü de var. Evet. Almanya üretiyor, Amerika da üretiyor. Ama mesela özel Rulmanlar var. Bunları üretim rancımızı büyütmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Diyelim 100 çeşit Rulman var. Belki biz 15 çeşitini, 20 çeşitini üretiyoruz. Atıyorum, örnek veriyorum, örnek. Yani o kadar demiyorum ama diyelim ki bizim daha bir sürü yol almamız lazım. Lineer Rulmanlar var, iğneli Rulmanlar var, işte var oğlu var bir sürü. Yani yapmamız gereken birçok ürünler var daha Türkiye'de yapılmayan. Bunları yapmamız lazım. Bunlara destek olmamız lazım. Ama biz şimdi mesela bu özellikle savunma sanayinde küçük minyatür rulmanlara ihtiyaç var. Milyonlar tane. Çünkü onlar artık özellikle bu savunma sanayinin bazı ürünlerinde bunlar kullanılması gerekiyor. Ve bunun için de Türkiye'de bu üretilmiyor. Yani 10 milimetrenin altında iç çapı 10 milimetre altında rulman üretilmiyor. İşte biz buna yeni yatırım yapıyoruz. İnşallah bir 2-3 ay içinde savunma sanayi için özel minyatür rulman yani 2 milimetreden 10 milimetreye kadar iç çapı özel rulmanlar yapacağız. Harika bir şey bu. Harika, güzel bir yatırım. Hazırlıklarını yaptık, siparişlerimizi verdik, onu bekliyoruz. İnşallah bu böylece kritik olan bu malzemeyi de çözmüş olacağız. Yani nasıl İnşallah. Böyle ince cidarlı rulmanlar vardı hep ithal ettiğimiz ve belli 2-3 firmanın yaptığı, onları yaptıysak nasıl seramik bilyalı rulmanlar ihtiyacı vardı yine savunma sanayinin öyle özellikle turbo motorların ihtiyaçları vardı. Bunları yaptık. Bunu da böyle bu şekilde yapacağız. Şimdi İlhan Bey. İnşallah. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de ve Eskişehir'e geliş sebeplerimizden bir tanesi de raylı sistemler içindir. Raylı sistemlerde Türkiye'de Eskişehir bir üssü olarak biliriz biz. Yani şeyimiz böyledir. Özellikle geleneksel bir şeyi vardır. Bu yapıdan dolayı da biz Eskişehir'i tercih ettik. Yatırımımızı buraya yaptık. Amaç neydi? Tren rulmanları yapmak. Hem normal vagonlar için hem de artı 250 olan hızlı trenler için. Bunlar için de rulmanlarımızı yaptık. Ve inşallah belgelerimiz, her şeylerimizi tamamladık. Yavaş yavaş veriyoruz. Bir kısmını verdik. İşte hem yurt içi hem yurt dışı. Bunlara da başladık. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bizim üyelerimize söylemek istiyorum bunu. Kendimizi bir eleştirelim. Evet. Yani evet. Biz de biraz da öz eleştiri yapalım. Evet, evet. Şimdi diyelim ki ben vagon üretiyorum veya işte metro üretiyorum veya hafif raylı sistem üretiyorum. Diyorum ki ya bunu niye siz Çin'den alıyorsunuz diyorum belediyelere. Değil mi? Yani bizim amacımız evet. Ne? Belli, belli olsun. Niye Çin'den alıyorsun? Niye işte Almanya'dan alıyorsun? Niye işte Polonya'dan alıyorsun? Bunu Türk sanayicisi yapsın diyoruz. Türk sanayisi yapsın diyoruz yani. Buradan evet. Alın. Yapabilir çünkü. Türk sanayisinin yapamayacağı bir iş yok. Aynen öyle. Ama burada onlara da iş düşüyor. Yani o yani şey yaptığımız o da rulmanını geri alacak. Demeyecek ki ya benim işte ne yapıyorum? Falan yerden alıyorum. Rulmanını batıdan Almanya'dan alayım ama yerli olsun. Şey yerli evet. Olsun. Vagon yerli olsun. Ya olmuyor işte. Beraber geliştireceksin. Birlikte yürüyeceksin. Yani birlikte olacak bu iş. Destek olacağız birbirimize. Onun için onlara da eleştiriyorum. Yani bizim üyelerimize ve Türkiye'deki sanayicilere de diyorum ki ya yerliyi destekleyin. Beraber yürüsün. Beraber gelişelim. Beraber büyüyelim. Birlikte başaralım bu işleri. Onun için evet. Yani isterken, bir şey isterken de kendimize de bir bakalım. Şimdi ben diyorum mesela rulman yapacağım, ham maddeyi, çeliği yurt dışından getiriyorum. Niye? Türkiye'de ürettireceğiz abi, olacak. Ve netekim işte bir arkadaşımız devreye girdi, sağ olsun. Bizim o malzemeyi üretiyor, üretecek. Yani bir kısmı üretti, bir kısmı üretecek. Ne oldu? O bize güvendi, biz ona güvendik. Çok güzel. Böyle başaracağız. Böyle olacak bu işler. Zaten kümelenmenin ama
kümelenmenin amacı da bu. Yani bir kümeye giren firmalar hangi kimin neye ihtiyacı var, ne yapalım, birbirimize destek olacağız. Buradan birbirimize destek olarak yerli ve milli araçları çıkartacağız. Dolayısıyla kim ne yapıyor, yani bilinmeyenleri de ortaya çıkaracağız. Veya gerekli şu cihaz gerekli, şu alet gerekli, bunu da kim yapar? İşte Dastager yapar, o yapsın diyeceğiz. Bu şekilde yani yerleşmenin oranını artırarak yerli ve milli yapacağız. Amacımız bu. İnan Bey, başka şeyler de var. Yani mesela bizim burada bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvar bir rulmanın bütün testlerini yapabilecek hassasiyette şey, laboratuvarımız. Mesela tezgahlarımız var. Taşlama tezgahlarımız var. Şimdi yani bir şeye ihtiyacı olan belki de arıyor bulamıyor. Ya bende var bu. Gel yani burada ölçüm yapacaksın burada yap. Veya benim ihtiyacım var. Belki neyin nerede olduğunu bilmiyorum. İşte kümelenmenin şeylerinden bir tanesi de bu olmalı. Yani insanlar birbirimizin imkanlarından faydalanmamız lazım. Yani envanteri iyi yapıp birbirimizi tanıyıp ve birbirimizin de desteğiyle, yani zaten bende duruyor, var yani bende duruyor. Ben her gün 24 saat ölçüm yapmıyorum ki burada. Bir tane Tyler Hobson dediğin tezi alacaksın, 300 bin euro. Ne lüzum var alacaksın? Var işte burada. Ne varsa tabii işte bunları tanıtmamız lazım. Aslında sanayici kimde ne var da bilmiyor. Dolayısıyla aynı biz de bunu tanıtmak için yerleştirme toplantıları yapıyoruz burada. Üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Kimde ne var burada ortaya çıkıyor. Görüşmeler yapıyorlar. Dolayısıyla hem birbirlerini tanımış oluyorlar hem de alabileceği şeyler de ortaya çıkıyor. Böylece bir tanıtımla bu işleri yürütüyoruz. Bunu da daha da sayısını artırmamız lazım. Öz eleştiri olarak biz kendimizi söylüyoruz. Bunu da sayısını da artırmamız lazım. Hatta şöyle diyor bazı firmalarımız. Ya biz randevu alamıyoruz. Ama burada hep herkesi bir araya toplamışsınız. Çok rahat görüşüyoruz. Ve işbirliği yapıyoruz. Abi randevu alamıyorsan İlhami Bey'e müracaat edeceğiz. Alacak bize randevuyu. Tabii. Onu da yapıyoruz. Yani randevu alamayanlara kim ne alamıyorsa ben randevuyu hemen alayım. Hatta birlikte gidelim diyorum. Onu da yapıyoruz. Daha ne olacak? Tanıştırıyor yani. Kimin böyle bir ihtiyacı varsa beraber gidelim. Doğru. Kümelenmenin bir amacı da bu zaten. Aynen böyle. Şimdi İlhan Bey, bu şeye yurt dışı ile ilgili de birkaç şey söylemek lazım belki. Evet. Şimdi tereciye tere satmak zordur. Satamazsın. Satarsın da zordur yani. Evet. Ama tereciye terenin bir kademe üstünü satmak lazım. Yani evet. Bak sen bunu yapmıyorsun, ben bunu yapıyorum deyip bir kademe üstünü yapmamız lazım. Onun için de Türkiye'deki yatırımcıların bunu düşünmesi lazım. Yani Ar-Ge, gelişme, mühendislik çok önemli. Artık mühendislik, ürün herkes üretiyor İlhan Bey. Yani Çin de üretiyor bunu. Yani evet. Senin mühendisliğin varsa, bilgin varsa, tecrüben varsa, bilgi birikimin varsa illa bunu kendin üretmen gerekmez. Evet. Bazı şeyler böyledir. Yani bunların üretimini taşer edebilirsin. Ama bu iş yapabilecek kabiliyet önemli, iş önemli. Onun için de mesela ben Almanya'ya mal satıyorum değil mi? Almanya'ya mal satıyorum. Almanya kendi fabrikasında ürün varken benden ne alsın? Ben ona başka bir şey yapmam lazım. Farklı bir şey, farklılığı olması lazım. Yapmam lazım. Yani onun ürününden daha kaliteli, daha iyi verim alan ve uygun maliyetli, uygun fiyatlı ve üstün ürün vermem lazım ki beni tercih edebilsin adam. Onun için de bizim bütün düşüncemiz, yapımız, gelişmemiz bunun üzerine olmalı. Yani bir şeyi alıp taklit etmek yerine bir şeyi alıp geliştirip mühendisliği satacak hale getirmemiz lazım. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani biz Avrupa'ya, evet Almanya bizim en çok mal sattığımız ülke ama genelde çok sınırlıdır. Yani incelerseniz görürsünüz orada. Yani otomotiv satıyoruz mesela değil mi? Zaten otomotivin %78'i ithal. Yani getirip montaj yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama kendi firmaları, adam gelmiş buraya yatırım yapmış, burada bir model üretiyor. Bu modeli diğer ülkelere satıyor. Bunun gibi düşünürsek bizim Türkiye'de kendimize ait has üretim yaparken hep birkaç kademe üstünü düşünmemiz lazım. Daha kaliteli, daha gelişmiş ve daha uygun fiyatlı ürün sunmamız lazım. Onun için de bizim Dastager'ın böyle bir özelliği var. Biz hep mesela normal standart durumdan P0'dır. P0 bir tolerans grubudur. Toleransları bir aralığı vardır. Bu aralıkta üretilir. Metala şekil verilir, yani imal edilir. Ama P6 dediğimiz zaman bu böyle biraz azalır. Yani daha dar toleranslı.
Yani 0 ile 20 mikron arasında ise şey bir tolerans, onu 0 ile 10'a indirir. Yani daha daha dar toleransta çalıştırır sizi. Daha kaliteli ürünler elde edersiniz. Bunu da Avrupa Standartlar Organizasyonu ISO standart hale getirmiş. P0 standart Rulman, P6 bir kademe daha üstün, yani toleransı daha daraltılmış ürün demek. İşte biz de yola çıkarken hiçbir P0 Rulman üretmedik biz. Hep P6 bir kademe, yani normal diyelim ki süper finish bir defa geçmesi gerekirken biz iki defa hatta üç defa geçirerek o toleransı daha da daraltarak daha hassas bir ürün elde ettik ve müşterimize bunu sunduk. Ve diğer şeylerden, Avrupalı rakiplerimizden daha uygun vermek zorundayız. Onları bizi tercih etmesini sağlamak zorundayız. Bizim bu imkanımız var. Yani Türkiye'de bu imkanımız var. Bunu sağlayabiliriz. Ne yapacağız? Daha otomasyona biraz daha dayalı yapacağız. İnsan gücünden biraz daha uzaklaşacağız. Yine insan olacak ama yani maliyet açısından söylüyorum. Yani insan inisiyatifine bırakmayacağız kaliteyi. Yani her şey kontrol, %100 kontrol altında olması lazım. Şimdi genel olarak ürünlerin de, yani bundan sonra ödeyecek olan ürünlerin de bu şekilde düşünülmesi lazım. Yatırımcıların da bu şekilde düşünmesi lazım. Ama dediğim gibi, gene başta söylediğimi tekrar söylüyorum İlhan Bey. Yatırım yapmak için yatırım ortamının düzeltilmesi lazım. Yani bunu sağlayacak olan da devlettir. Yani devlet buna para versin, pul versin demiyorum, bak yanlış anlamayın. Ben diyorum ki devlet yatırım iklimini oluşturması lazım. Ve bu banka faiz ve dolar yani kıskacından kurtulmak lazım. Bundan kurtulmak lazım. Yani bunun için maliyet önemli değil. Bak bu maliyet her zaman 3-500 o kadar önemli değil. Ama sonuç ürün önemlidir. Bağımsızlık önemlidir. Millilik önemlidir. Millilik olabilmesi için de burada bazı fedakarlık yapılır karşılıklı olarak. Bu sağlanabilir. Bunu yapmamız lazım. Mutlaka yapmamız lazım. Yani bunu yapmazsak ben size söyleyeyim. Yani yatırım ortamı kalmaz. Elimizde kalanları da kaybeder hale geliriz. Sıkıntı vurduğu zaman, çünkü bizim derin şeyimiz yok. Bir sermaye birikimimiz yok. En ufak bir darbede belki sallanırız. İkinci geldiği zaman yıkılırız. Yıkılmamamız lazım. Ayakta duruyor olmamız lazım. Üretebiliyor olmamız lazım. Her şeyin başı olur. Üretebiliyor mu kardeşim? Ona bak. Mühendislik yapabiliyor musun? Mühendislik satabiliyor musun? Bakın ben Suudi Arabistan'a yaptım. Anlaşma noktasına geldim. Yani Rulman fabrikası kuracaktım oraya. Kurulacaktı. Ve bu o şeyin, yani ailenin yakın ilişkisi olan birisiydi. Bir grup yani. O aile adına iş yapan bir gruptu. Ama olmadı. Niye olmadı? İşte son dönemlerdeki Türk mallarıyla olan ilişkiler, işte Türkiye ile işte bu sıkıntılar falan bizi vurdu. Yani vuruyor yani. Ne yapıyor? Yatırımı engelliyor. Çünkü o ülkelerde yatırım şeyi yok. Rulman yok. Mesela MENA bölgesi diyoruz ya. Yani Cezayir'den başlayın. Fas, Tunus, işte Suudi Arabistan gidiyor İran'a kadar. 180 milyon nüfus var. Rulman fabrikası yok. Suudi Arabistan ne yaptı? Dedi ki Vizyon 2030 diye bir proje yaptı. Dedi ki 2030 yılına kadar size müsaade. Ey yatırımcılar, gelin Suudi Arabistan'a yatırım yapın. Arsa, bina, kredi, ne istiyorsanız vereceğiz. 2030 yılından itibaren burada üretilen, yani yurt dışında üretilen hiçbir malı ithal etmeyeceğiz. İthal yasağı getireceğiz. Ha, biz belki ama burada buradaki amaç ithal olan ürünleri üretmek, yatırım yapmak. Tabii yani Suudi Arabistan üretilmeyen ürünlerden bahsediyorum. Yani. Evet, evet. Şimdi bu böylece ne yapıyor? Size her türlü imkanı veriyor. Ve orada yatırım ortamı sağlıyor. Ben gittim bundan 5 sene önce. Cezayir'le anlaşma yaptım. Orada organize sanayiden bana yer tahsis ettiler. Fakat tam yatırım yapacağımız zaman devlet bunu onaylamadı. Çünkü şöyle bir kural getirdiler. Yani Fransa'nın burada şeyi var. Çok büyük baskısı var. Yani bunun Fransa'da üretilen
veya o ülkelerde üretilen bir ürünü niye siz işte Türkiye'den alıyorsunuz diye. Ve bizim şeyimizi onaylamadılar. Hala bizim buzdolabında bekliyor. Bizim ağzımızda duruyor orada. Yani evet. Ülkeler kendi milli çıkarları neyse onu yapıyorlar. Ama biz mesela oralara ne satacaktık? Mühendisimizi satacaktık. Bilgi birikimimizi satacaktık. Tecrübemizi satacaktık. Yani Rumman teknolojisini satacaktık. Üretebilirliği satacaktık. Bizim bundan sonra Türkiye olarak önce bu mühendisliğe hakim olup sonra da bunu diğer ülkelere ihraç etmemiz lazım. Yani mühendislik, mühendislik. Evet. Teknoloji. Hindistan'daki yatırım nasıl Harun Bey? Hindistan'da yatırım yaptık dediniz. Oradaki ortam nasıl? O benim değil artık. Onu ben devrettim. O devam ediyor. Ben o şeyden çıktım. O gruptan ayrıldım. Oradaki ortam nasıl mesela yatırımcıları teşvik eden ortam? Evet, arsa, vergi? Oralarda da çok büyük ülke olduğu için yani 1.8 milyar nüfus var. Rulman üretimi az, yeterli değil. %50'ye yakın gümrük var. Yani yurt dışından gelen ürünlere gümrük var. Dolayısıyla içeride yatırım yapmak karlı bir işti. Yani iyi bir işti. Ona istinaden biz orada yaptık. Tabii oraların da şeyi var. Her ülkenin vardır. İlhan Bey, yurt dışında iş yapmak Türkiye'ye, ben biraz söylüyorum ya, yani Türkiye işte ortamını düzelsin falan diye, ama burası bizim ülkemiz. Dilini bilirsin, lafını anlatırsın, derdini anlatırsın. Yani çözersin, çözemezsin ama kendi ülken. Ama tabii. O ülkelerin, her ülkenin kendisine ait özellikleri vardır. Evet. Yani her ülkenin kendisine ait kuralları vardır. Yazılı olan var, yazılı olmayan var. Evet. Şimdi buralarda iş yapabilmek bir beceridir, tecrübedir. Öyle kolay değildir o işler. Yani tabii ki. Ben Hindistan'da fabrika kurayım. Yok öyle bir şey. Yani Çin'de fabrika kurayım. Yani oraların kuralları vardır. O kuralların içinde olmanız gerekir. Ayrıca dünyada bazı meslekler, gruplar vardır. Yani bankacılık, değil mi? Şimdi bankacılık da bir aile işidir. Yani bankacılık ailesi vardır dünyada. O ailenin içine girebiliyor olmanız lazım. Kabul ediyor olması lazım sizin bankacı olabilmeniz için. Rulman işi de böyledir. Rulman işi de biraz bir Rulman ailesi vardır. Rulman ailesini kabul etmesi lazım. İçine alabiliyor olması lazım. Ticaretiniz rahat olması lazım. Kendi içindeki şey bu. Bir de ülke olarak var. Yani siz Almanya'ya da gitseniz ona göre kendi kuralları var. Hindistan'a da gitseniz kendi kuralları var. Şimdi ben çok şey yapıyordum, yani başlangıçta 40 yıl önce diyeyim yani. İnsanlarla konuşunca her ülkenin bir beden dili de var. Yani bizde mesela böyle yaptığın zaman ne olur? Hayır yani. Hayır dersin, değil mi? Şöyle yapıyorsun ya. Olmaz demek. Olur demek için kafanı böyle tasdik ederim. Hindistan'da tam tersi. Hindistan'da böyle yaptığın zaman hayır demek. Böyle yaptığın zaman kaldırdım demek. Yani beden diliyle yapıyor. Onun için insanlar gidip oraya yatırım yapmaları öyle kolay işler değildir. Yani neyse, biz kendi ülkemizde yatırım yapalım Harun Bey. Bizim ülkemizde yatırımlara çok ihtiyacı var. Önce kendi ülkemiz. Şu anda istihdam lazım. Bir sürü genç işsizlerimiz var. Yani yatırım yapacağız. Bir de sizin dediğiniz bu en az 10 tane Rulman fabrikası. Yani şu anda 3 tane var. Bunların sayısını ve yani minimum nano boyuttan işte gerekli tüm sektörlere, havacılığa kadar hepsini yapmamız lazım. Doğru. Katma değeri ürünler üretmemiz lazım. O zaman öncelikle kendi ülkemizdeki bir yatırımı bir tamamlayalım Harun Bey. Bir de bu 2020'yi nasıl geçirdiniz? Pandemi dönemi. 2021'den ne bekliyorsunuz? Vallahi biz 2020'de bayağı zorlandık. Yani ciddi zorlandık. Bunların sebebi iş belki bir şekilde yürüyor ama bu krediler insanları yoruyor. Biz de tabii sonuçta kredi kullandık. Bunu bizi yoruyor. Pandemi nedeniyle sokağa çıkamadık. Yani benim biraz da yaşımda 65'i dayandığı için sokağa çıkartmıyorlar ama şimdi çıkıyorum da bir iki aslında, ay sonra çıkamıyorum. Aslında en tecrübeli yaş. Ya İlhan Bey, Avrupalılar diyor ki bir insanın verimli olabilmesi için 40 ila 70 yaş arasında, yani 30 yıllık bir ömrü vardır. Yani her şey normal giderse 30 yıl insan verimli olur. Evet. Ondan önce zaten öğrenme dönemi. Ondan sonra da artık itiyala dönemi başlıyor. Tecrübe dönemi, öğrenme dönemi. Yani 60-70 arası en
kritik, en verimli, en faydalı dönemi bu. Bu dönem. Bu dönemde orada da yasaklar uygulanıyor. bütün bu yani şeyler, restoranlar, işte kafeler, alışveriş, her şey bir sıkıntıya etkiliyor. Yani insanları da etkiliyor. Moral motivasyonu. Evet. Tamam. Evet. Onun için insan yani zamanımızı çok iyi değerlendirmesine patlama yaptı. Yani çok orada bir hazırlık değildik. Bizim de şeyimiz vardı. Yani ne olacağını bilmediğimiz için çok fazla stok da yoktu. Hızlandık, yaptık ama sonuçta yani orada bir büyüme oldu. Bizim bir de en büyük müşterimiz İtalya'da şey var, Iveco var. Evet. O civarda yani kamyon ve şey. Evet. Şimdi 2021 yılında da hem Dünya Bankası'nın hem diğer sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'nin %5 kadar büyüyeceğini söyleniyor. Bugünkü haberlerde de vardı. 2021 biraz daha iyi geçecek gibi gözüküyor o zaman. Karşı laf bu anlaşılmasın ama yani büyüme genelde bizde tüketime dayalı. Evet. Tüketime dayalı bir büyüme var. Dolayısıyla o bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum ben. Yani büyüme rakam tüketime dayalı. Dayalı bizim şeyimiz. Bizim 2021'de yarın ne olacağını bilemediğimiz için tabii gönlümüz istiyor. Yani daha iyi olsun, daha güzel olsun, daha çok üretelim, daha çok çalışalım ama böyle insanlar hep koklayarak gidiyor. Yani şeylerin en önemli şeyi budur. Yani büyük işletmelerin en önemli sıkıntısı budur. Birdenbire şey yapamam. Dolayısıyla da zora giren batan firmaların büyük kısmı böyledir yani. Bizim ama biz küçük firmayız. Yani öyle çok büyük firma değiliz ve standart rulmanın dışında özel rulmanlar üretiyoruz. Evet. Son dönemde ürettik. 2021'de bunu da daha da geliştirelim. Nerede de inşallah sonucu elde ederiz. 2021 bir büyümenin yerine bizi ülke olarak evet. Ülke ilgili de şeyler var. Yani her şeyle bağlı size istediğiniz kadar ürünü olsun. Yemez satamıyorsun. Mesela Suriye bir müşterimizdi, bayimiz vardı, çok iyiydi. Öyleydi. 15 gümrük koydu da. Evet. Yani ben nasıl yapacağım? Engelli gümrük. Hatta şimdi Türkiye para transferini bile müsaadeli yapıyor. Yani ben alıyor, bu 2 ay falan sürüyor, 1-2 ay sürüyor. Sonra müsaade durumu başka ülkeden alabiliyor. Evet. 2021 yılında benim fikrimde Türkiye'nin artık 2020'deki o pandemi döneminden etkilendiğini, artık aşılar da çıktı. Dolayısıyla daha çok aktif hale gelip sanayimizin ihracata yönelik daha çok ihracat ve üretim yapacağını söyleyebiliriz. Umudumuz da o yönde. Bence 2021 daha iyi geçecek gibi gözüküyor. 2020'ye göre. İlhan Bey, tabii kendimiz öyle ama
Evet. İnşallah gerçekte öyle olur. Şimdi İnşallah temiz. adam Türkiye'den ithalatı bile müsaadeye bağladı. Yani şimdi ülkemizin bir bakın ben Rusya'ya 2 milyon dolar anlaşma yaptım. O gün uçak yani o yıl uçak düştü ve malımı ben gönderemedim. Evet. Malım elimde kaldı. Ne yaptım? Malımı o zaman da 115 yani siz ben, ülkemiz öyle gerekiyordu. İhracatçı beni vuruyor anlatabiliyor muyum? Yani onun için yarın ne olacağını ülkemize güvenmemiz lazım. Güveneceğiz. Devrimizle Evet. birlikte olacağız. Milletimizle birlikte destek olacağız birbirimize. Ve bu şeyi bankacılık sistemini devletin mutlaka çözmesi lazım. Yani ben tamam şey yapıyorum. Faize karşı biz de karşıyız. Senin Evet. yönden karşıyız. Hem de bir sömürü düzeni olduğu için karşıyım. Yani %25'le ya ben bir Evet. Harun Bey, son olarak da sizin yatırımcılarla ilgili tavsiyeleriniz varsa son sözlerinizi de alabilirsek programımızı yavaş yavaş kapatabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi sizi de program boyunca söylediğiniz Türkiye'de en az 10-15 tane daha rulman fabrikası kurulması gerektiği. Şu anda 3 tane rulman fabrikamız var. Bunların sayısını hızla artıracağız. Şu anda en çok ihtiyaç duyulan rulman fabrikası, çünkü rulman bir makinenin, sanayinin temelini teşkil ediyor. Dolayısıyla rulman olmadan bir makine, işte hareket eden bir parça çalışamaz. Dolayısıyla bizim bu alanda, yani bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir ülke kurtarır prensibiyle rulman çok temel bir eleman. Dolayısıyla biz rulman fabrikasında stratejik alanlara daha çok yatırım yapıp yatırımlarımızı artırmalıyız diye düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Harun Bey, katıldığınız için. Çok değerli, güzel bilgiler aldık. Bundan sonra da Sektör Konuşuyor programlarımızda yine üyelerimizle farklı alanlarda sektörümüzle ilgili söyleşilerimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Ostim basın yayın bölümümüze bu fırsatı bize sunduğu için. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.